Tragedyanın kökeninden söz ediyordu yine her zaman. Koronun yeri. Şimdi bu metin tabii çok ilginç bir metin. 44. Neden ilginç? Bir defa 48. Felsefeyi doğuran kültürden söz etmesi açısından 48. ilginç. İkincisi söz ediş tarzı olarak ilginç. Yani şu ya da bu kavramın, şu ya da bu düşüncenin kökeni değil bakın. Bir hayat tarzının, bir yaşam biçiminin, bir yaşam yorumunun köklerini arıyor. Bunun neden bir başka açıdan ilginç oluşu, tragedyanın felsefeyle olan veya tragedyanın düşünceyle olan bağ, kavramlarla olan bağını anlatması açısından ilginçtir. İşte yani yüzlerce yıldan beri süre gelen Batı'daki felsefi serüvenin gücü buradan geliyor. Çünkü düşünen insanlar o düşünmenin köklerini anlamak istiyorlar. Yani nereden bu düşünceler çıkıyor? Nasıl ortaya çıkmış? Neden böyle düşünüyoruz? Şimdiye dek düşünce ürünleri olarak ortaya konan yapıtlarda sıkıntılı olan şeyler nedir? Felsefe nasıl bir etkinliktir? Bu neyi gösteriyor? Bir kültürün zenginliğini gösteren bir şeydir. Çünkü kültür, her kültür düşünemiyor. Düşünen kültürler var. Mesela Batı kültürü belki böyle bir genelleme yapılırsa düşünen bir kültürdür. Ama düşünmeyen bu yeryüzünde çok fazla sayıda kültür var. Bunlar ne anlamda düşünmüyor? Elbette yaşamını sürdürmek için düşünüyor. Hani hastalıklarımıza nasıl çare buluruz? Yiyeceklerimizi nereden buluruz? Temiz suyu nereden elde ederiz? Kentlerimizi nasıl oluştururuz? Ekonomimizi nasıl düzeltiriz? Bu anlamda yaşama tutunmak anlamındaki düşünmeden söz etmiyoruz. Bu düşünme yaşam sorunlarının çözümü için problem çözmeye yönelik, sorun gidermeye yönelik düşünme biçimi. Oysa özellikle ya önemli bir miktarda diyelim bu sorunlarını çözmüş kültürler de düşünme düşünüyor. Düşünme üzerine düşünülüyor. Dolayısıyla bir kültür kendi düşünmesi üzerine düşünebiliyorsa kendi yaşamı üzerine, kendi oluşturduğu veya bir yerlerden edindiği anlamlar üzerine düşünebiliyorsa, o kültürün yaşam biçimi, yani oturup oradaki insanların oturup kalkması, yemesi, içmesi, eğlenmesi, birbiriyle olan ilişkileri, dostluk, arkadaşlık, sevgi, düşmanlık daha incelmiş oluyor. O kültürdeki değerler daha deyim yerindeyse yükselmiş oluyor. Daha rafine, daha süzülmüş, daha arınmış, daha damıtılmış, daha üzerinde kafa yorulmuş, uğraşılmış, işlenmiş, dokunmuş bir kültür çıkıyor. Bu tabii insanın yeryüzündeki önemli bir başarısıdır. Yani düşünceyle
dokunan bir yaşam. Düşünceyle örülmüş bir yaşam. Yani düşünceyle dokunan iki anlamda, bir halı dokunması gibi. Dokuma anlamında, bir de temas anlamında dokunma. Değil mi? Mesela böyle bir oyunu ancak Türkçe'de yapabilirsiniz. Yani düşünceyle dokunma. O bakımdan çok zengin bir metindir. Zor bir metin olmakla birlikte bize duyurdukları, belki bunu çok kavramsal olarak değil de, belki biraz kendi bulanıklığı içinde, ne bileyim, bir türküyü dinler gibi, bir şiiri anlar gibi anlamak veya okumak da olanaklıdır. Yani öbür türlüsü belki çok uzmanca bir donanım gerektirebilir. Bu metnin bizi zenginleştirme olanağının çok yüksek olabileceğini, hem Batı düşüncesinin kökleri, Batı yaşam biçiminin, Batı duyuş biçiminin, Batı'nın insan olma biçiminin anlaşılmasında dikkat çekici bir metin olabilme gücü gerçekten yüksektir diye düşünüyorum. Burada tabii koro sorunu üzerinde duruyordu. Bizim geçen hafta bıraktığımız yerden sürdürürsek 48. sayfa diye işaretlemişim. Herhalde doğru, değil mi? 48 son paragraf. Evet, 48. Evet, Dionysosçu durumun cezbesi. Bir önceki paragraf koro. Evet, koro nasıl ortaya çıkmış? Çünkü kimi yorumculara göre, belki Nietzsche'nin, Nietzsche'den sonra veya Nietzsche döneminde koro'nun oluşu Yunan seyirlik oyunlarında felsefenin o kültürde inşasında çok etkin bir rol oynadığını söylerler. Çünkü seyirci, tabi seyir de önemli bir şey, bakın eski Yunan, dinleyebilen, seyredebilen bir kültürdü. Dinlemek ve seyredebilmek bir terbiye isteyen bir şeydir. Bir edep işidir. Zor bir iştir. Yani şimdi çağımız insanı pek seyredemiyor. Rahatsız olur, etrafa döner, çaktırmadan telefonuna bakar, kafası başka yere gider. Değil mi? Dolayısıyla o yoğunlaşamama, düşünememenin de bir semptomudur, belirtisidir. Dinleyemiyorsanız düşünemezsiniz. Kendinizi katarak seyredemiyorsanız düşleyemezsiniz, düşünemezsiniz. Bir düşünsel bir sorun üzerinde yoğunlaşamazsınız. Bu da tabii öğrenilen bir şeydir. Seyretmek ve dinlemek. Ama bir psikolojik hazırlık da gerektiren bir şeydir. Yani hiperaktif denen çocuklar belki size geliyor olabilir. Yani o tip şimdi çok fazla sayıda olduğunu söyleyebileceğimiz, yerinde duramayan, işte sınıfta oturamayan mesela, devamlı dolaşıp. Yani benim öğretmenlik yaptığım üniversitede de öyle öğrenciler var. Duramıyor. Duramıyor. Yani o istiyor belki durmak, ama o bir şey ister, hazırlık ister, bir ona göre kendini terbiye etmek isteyen duramıyor. Yani 5 dakika sonra çıkıyor gidiyor. Çünkü çıkıp gitmese dolaşacak, birilerine bir şey soracak filan. Yani yoğunlaşma gücü yok.
Bu da hazin bir şey tabii. Yani düşünceyle girdiğimiz ilişkide çok büyük bir şeydir. Zayıflıktır. Ya dezavantajdır. Yarar yitirimi. Hı? Türkçesi yarar yitirimi. Ne o? Dezavantaj. Ha, dezavantaj. Evet, yarar yitirimi. Büyük bir yarar. Yitirimi. Evet, yarar yitirimi. Doğru. Şimdi bu koro yine Dionysosçu şeye döndüğümüzde, çünkü neden felsefede önemli olduğunu söylemeyi unuttum. Çünkü seyreden hem olayı sahnede seyrediyor, hem koronun o olay üzerindeki yorumunu dinliyor. İlginç bir şey. Bu koroyla avunur ince duygulu ve en narin ve en ağır acıları çekme yeteneğinin tek sahibi olan, sözüm ana dünya tarihinin korkunç kıyım işlerinin ortasına ve doğanın zalimliğine keskin bir bakışla bakmış olan ve istenci, budacı bir tarzda yatsımayı özleme tehlikesiyle karşı karşıya olan Helen. Şimdi böyle bir Helen yorumu, yani eski Yunan yorumu, biraz Schopenhauer'dan esinlenmiş bir yorumdur. Eski Yunan'ın da onu yaşama bağlayan büyük isteme gücünü azaltma, minimuma indirme eğilimi olabilir. Çektiği acılardan belki kurtulma amacıyla. Çünkü içimizdeki isteme, istenç, irade, yaşam dürtüsü, bakın bunlar hepsi birbirinin yerine bir yaklaşık olarak geçebilecek terimlerdir. İsteme, istenç, yaşama dürtüsü, yaşama gücü, içimizde bulunan doğanın gücü. Bu güç dizginsiz biçimde içimizde oluşursa, o zaman büyük acılar çekmeye başlıyoruz. Çünkü onların, o tutkuların ve doyulamayan arzuların verdiği büyük bir boşluk oluşuyor. İşte belki ondan kurtulmak için insanlar daha dingin, daha arzusuz bir arzuların, isteklerin, istençlerin silindiği veya aza indirgendiği bir yaşamı özleyebiliyorlar. Sanat kurtarır onu. Çünkü Helen insanı, yani bir Egeli, Akdenizli, ne bileyim, zeytinyağı ve şarap ve güneş ve denizden gelen, değil mi, müthiş havayla beslenmiş, o daha insanı canlandıran iklimin içerisinde doğayı büyük bir güçle duyan Helen bir şekilde o gücü kendi başına bıraktığında çok acı çekecek. Ama bu acıyı önleyecek olan şey sanattır diyor. Yani belki Freudian anlamda işte içimizdeki arzuların ve bizi savuracak itkilerin olumsuz etkisinden kurtulma, değil mi, bir süblimasyonla, bir yüceltmeyle olan hakkıdır. Yani kudruk bir ız düşmanı olacağıma
bir ne bileyim bir keçi sakallı, kulağında küpesi olan, değil mi, böyle yumuşak bakışlı bir ressam oluyor. Yani o bendeki yaşam enerjisini sanat yoluyla dönüştürmüş, yüceltmiş, çevirmiş oluyor. Aslında dönüştürme bir anlamda evrimleşme gibi mi ele almamız gerekiyor Nietzsche'deki bu dönüşümler? Çünkü çok sık karşılaştık bu evet. konuyla. Yani gelişme şekli. Yani evrim. Yani orada evrim denebilirdi. Çünkü her dönüşüm anlamlı mıdır? Yani çünkü dönüşüm... Kendimi çok zorlamış dönüştürmeyi evet, yani bir dönüşüm, anlamda. Evet, dönüşüm... düz bir evrim düşüncesi Nietzsche'de olduğunu sanmıyorum. Yani bir Darwinci şey vardır. Etkilenmiş yani o çağın ruhundan belki... Darwin'le bir ölçüde bağlantısı olabilir görüşlerinin ama yani öyle bir sürekli bir insanın devamlı gelişeceği düşüncesi. Hayır, çok zor koşullarda hayatı evet, geçmiş yani. Ya. Yani o anlamda ama çıkışı yani böyle o anlamda, mi bu? Evet, o anlamda bir evrim değil de sorunlarla baş edebilme, onların üstesinden gelebilme şeyi olabilir. Çünkü evrim veya daha olgun, daha kamil bir yaşama gidiş değer yargısıyla ilgili bir şeydir. Yani dolayısıyla doğadaki dönüşümlerin daha ileri, daha geri gibi kavramlarla adlandırılmasında sorun olabilir. Ama onun yanında işte üstün insan dediği bir kavram var Nietzsche'nin. Henüz bu kitabında çok şey gözükmüyor ama o bakımdan yani dediğiniz şey sonunda belki kendini yenmiş, bu deyim Nietzsche'nindir, kendimi yendim sözü, sadece sorunların üstesinden gelmiyor. Çünkü insanın üstün insana çıkışı karşılaştığı sorunları çok iyi başarmış, düşmanlarını yenmiş olmakla doğrudan ilgili bir şey değil. Başka bir oluşum belki üstün insan düşüncesi ki bu metinde henüz belki çekirdek olarak vardır ama görünmüyor. Hocam ama üstün insan şeyi doğru mu? Yani üst insan daha doğru değil mi? Üstün dediğimiz zaman orada bir şey hiyerarşi var, bir başka bir şey var. Ama üst insan dediğin zaman çaba var. Evet, yani nasıl çevrilecek o? Üstün bence tehlikeli bir kavram. Ama üstte de bir farkında olmayarak bir hiyerarşi vardır. Alt, üst. Değil mi? Orada da var. Belki o hiyerarşiyi yanlış anlaşılmasını engellemek için üstün değil de üst diyebiliriz belki ama hiyerarşi ortadan kalkmıyor. Ama şimdi hiyerarşi meselesi değil aslında. Yani bir işte maymun ve insanın o anlamda bir hiyerarşi olarak bakmamak lazım. Yani orada doğayla olan ilişkimiz ve doğanın bize sunduğu gücü içimizde kullanmakla ilgili bir şey. Dönüşebilmekle ilgili bir şey var orada. Yani üst alt lafı belki o anlamda dediğin gibi doğru çok değil. Yerinde hocam bizde problem yok da bunu ayrımcılık alanına çekenlerde problem yani. Yok ama çekmemek lazım. Öyle bir şey ama işte, çünkü yani übermensch. Übermensch tabi Deutschland über alles sözünde her şeyin üstünde diyor mesela oradaki über. Şimdi İngilizceye over diye çevriliyor. Eskiden Superman diye çevrilirdi. Superman başka bir şey olduğu için. Şimdi overman gibi tuhaf bir İngilizceyle çevriliyor. Eril yani. Evet.
Overmanli, übermensch, belki üst insan demek lazım. Yani. Çünkü biz hayvanlığımızdan insanlığa geçerken çok çaba sarf ettik. Uzun yıllar aldı. Diyor ki hayvanlığından insanlığa geçtin. Sen o zaman başka bir aşamaya da geçebilirsin. Şimdi ama yok bu düşüncede bir sorun var. Sanki hayvan daha alttaymış da biz daha yukarı çıkıyormuşuz düşüncesi. Bu Nietzsche'nin kırmaya çalıştığı bir düşüncedir. Yani bir köpekten üstün olduğumuz şeyi genellikle tek tanrılı dinlerin bize söylemeye çalıştığı bir şeydir. Yani zübde-i alem olan eşref-i mahlukat. Eşref-i mahluk olan insan düşüncesi biraz çok narsisistik diyelim, çok İnsanın kendini bir matah sanmasıyla ilgili bir şey olabilir. İnsanın diğer canlılara göre farklılıkları olabilir ama bunları bir üstünlük veya onların efendisi olma. Yani o çok tehlikeli bir şey. Dolayısıyla bütün bu yeryüzünde ne varsa biz insan denen canlı türüne verilmiştir. Yani biz tepe tepe kullanalım, koyunları keselim, ağaçların meyvelerini yiyelim, değil mi? Çiçekleri koklayalım, yeryüzünü sömürelim. Bu çok çirkin bir anlayış. Yani insan yavaş yavaş bunun yanlış olduğunu zaman içerisinde. Ama başta da yani o tek tanrılı, tek tanrıcı dinlerin de işte evliyaları, şeyleri, velileri, azizleri bunun farkındadırlar. Yani bunun böyle olmaması gerektiğini düşünürler. Dolayısıyla öyle bir düz şey düşünmemek lazım. Yani Nietzsche'de işte insan yavaş yavaş daha yukarılara doğru çıkıyor. Ama hiyerarşi olarak ele almamak gerekiyor tahmin ediyorum. Evet, ama bir dönüşüm öngörüyor. Belki biyolojik anlamda mutasyon geçirecek insan. Yani o orada o mutasyon onun olumlu tarafa gideceği anlamında değildi. Çünkü ilerleme ve gerileme bunlar belli bir perspektiften bakılıp bir değer yargısıyla yürütülen düşüncelerdir. Yani terakki veya bir şekilde bozulma. Bunlar hep bir değerlendirmeyle ilgili olan. Hocam belki var. Yatay almak gerekir. İnsan o zaman hakikaten köprü oluyor. Üst insanla hayvan tarafıyla da bir arada bir köprü oluşturuyor. O zaman yatay almak gerekiyor. Dikey değil de hiyerarşi yok. Bütün türler değişiyor zaman içinde. Dolayısıyla yani türsel olarak bakınca insan türününde zaman içerisinde değişeceği, içinde yaşadığı koşullar değiştikçe, ne bileyim belki Mars'a gittiklerinde işte oradaki çekime veya oradaki doğa koşullarına göre insanın bedeninde değişiklikler olacak. O değişiklikler de belki düşünme ve yaşama tarzını etkileyecektir, kaçınılmaz olarak. Burada tabii sanat müthiş bir şey. Yani sonraları Freud'un belki işte yüceltme dediği şeyin işaretleri bu metinde var. Bir kurtarıcı olarak sanatı görüyorsun. Sanatın bir kurtarıcılığı vardır. İçimizdeki doğanın bizi savurmalarına karşı dizginleyemediğimiz tutkularımızın, arzularımızın, beklentilerimizin, gerçekleşmemiş, hiçbir zaman belki gerçekleşmeyecek düşlerimizin bizi savurduğu hayal kırıklıklar ve acılardan kurtulmanın
olanaklarından biri sanattır. Sanatın böyle bir gücü vardır. Dionysosçu durumun cezbesi, varoluşun bildik kısıtlama ve sınırlarını yok edişiyle, işte bu Dionysosçu cezbe, esrime. Müthiş bir şey bu. Yani içimizdeki doğanın bir sanatsal düzleme veya sanatsal bir yapıya dönüşmesi, bildik kısıtlama ve sınırların yok edilişiyle, kendi süresi içinde, kişisel olarak geçmişte yaşantılanmış olan her şeyin içinde kaybolduğu bir kayıtsızlık unsuru içerir. Yani öylesine bir cezbe, öylesine bir esrime içine giriyorsunuz ki, sahip olduğunuz enerjiyle evrenle bir oluyorsunuz. Artık sizin yalıtılmış bireyiniz, diğer bireylerden sizi ayıran bireyliğiniz ortadan kalkıyor. Ve bütünün içinde eriyorsunuz. Böylece bu unutulmuştur. Yani kendinizin birey olarak sahip olduğu acıları, sıkıntıları, sorunları unutuyorsunuz. Dionysosçu bir cezbeyle, bir çekimle, bir esrimeyle. Böylece bu unutulmuşluk uçurumu sayesinde gündelik gerçekliğin ve Dionysosçu gerçekliğin dünyası birbirinden ayrılır. Sanatın oluşturduğu bir gerçeklik. Değil mi? Tiyatroyu seyrederken bu tahtanın da üzerine işte bir kumaş parçası koymuşlar. Orada da garip garip şeyler söylüyorlar. Demiyorsunuz. Yani kendinizi o kadar kaptırıyorsunuz ki tiyatroda olduğunuzu unutuyorsunuz. Bambaşka bir alem açılıyor. Oyun da öyle bir şeydir. Yani oyuna kendimizi kaptırdığımız zaman da bambaşka bir dünya içine giriyorsunuz. Dünya değişimi gerçekleşiyor. Yani insan denen varlık tek bir dünyada yaşamıyor. Tek bir hepimizin ortak olduğunuzu söylediğimiz zaman ve mekan içinde bulunduğumuz bir dünya var. Bir ortak dünya. Ama insan dünya içinde dünya oluşturabilen, dünyalar yaşayabilen bir varlıktır. Yani şu anda belki birçoğunuz yaşıyordur. Yani mekan olarak buradasınız da kafanız başka bir yerde. Yani mutfağa gitsem de şöyle bir yemek yapsam, bir çorba kaynatsam veya hangi yemeği seviyorsanız, değil mi? Geçerken yolda bir baklava alsam, değil mi? Belki başka bir şey düşünüyorsunuz. Yani buradayken burada değilsiniz, bir anlamda buradasınız, bir anlamda değilsiniz. Belki dünyalar dolaşıyorsunuz. Dünya çokluğunu ben çok önemserim. Yani insanın zenginleşmesi açısından dünyalarını çoğaltmalıdır. Yani bu ne demek? Hem düş ve düşünce olarak yarattığı dünyalar, mesela diyelim ki briç oynuyorsa, o briç için oluşturduğu bir dünya olabilir. Ne bileyim, bir
düşünce alanında bir konu üzerinde kafa yoruyorsa, o kafa yorduğu düşünce alanının oluşturduğu bir dünya olabilir. Bu dünyalar, yani dünya oluşturmak çok basit bir şey. Bazılarınıza çok tuhaf gelebilir. Mesela size bu dünya, şu bardağın olmadığı bir oda, aynen her şeyi yerinde düşünün. Bu bardak yok. İşte bir dünya oldu. Veya ortaya ne bileyim bir Alaaddin'in lambası geldiğini düşünün. İşte size bir başka dünya. Buna Leibniz mümkün dünyalar diyor. Mümkün. İntihar etmeden önce düşünmek lazım. Mesela intihar etmeden önce yapmamız gereken 5 şey. Tek bir dünya yok ya çocuklar. Başka dünya. Bak şimdi ben bu dünyada bu dünyaya tahammül edemiyorum. Kayınvalidem. Çocuklar. Borçlar. Bir sürü sıkıntı olabilir değil mi? Ama başka dünyalar var. Ama yani o başka dünyalar ne kadar sizi besliyor, ne kadar genişletiyor göğsünüzü, ayrı bir şey tabii. Hepsi yalan, tek bir dünya var, kötü bir dünya. Onun için ben gitmem lazım. Elveda dünya. Belki bizi başka dünyalara çekecek olan, başka dünyaları olan insanlardır. Değil mi? Kazım bana diyecek ki bak ya şöyle bir dünya var ne var? Senin haberin yok. Gel bir paylaşalım biraz pişti oynayalım veya tavla atalım sana bir dünya göstereceğim. Aklım durur. Öyle demiyorlar. Ama birinle bir o köşede muhabbet ediyorsunuz bir dünya açılıyor. Bir pencere açılıyor. Değil mi? Evet. Yani başka bir şey. Zenginlik var. Her insanda o var. Ama biz öyle görmüyoruz. O hıyarın biri şimdi benden köşede muhabbet eder, ondan sonra da borç ister. Ben en iyisi böyle ona görünmeden kaçayım. Yani her şeyi berbat ve sıkıntılı. Bu neden? Yaşamın şiirini duymuyoruz da ondan. Yaşam nedir? Yaşam ev kirasıdır, çoluk çocuktur, değil mi? Bizi besle beni diyen, besle beni anne, hani böyle kuş şeylerinde kakalarını açmış şeyler sürekli doyurulmak zorunda olan, hep sizden bir şey bekleyen, sürekli olarak hayatta sizi sıkıştıran, İnsanların olduğu bir dünya içine hapsolduğunuzda çıkış yapamıyorsunuz. Başka dünyalara çıkış yapamıyorsunuz. Bu dünyayı kurtaramadığınızı düşündüğünüz için. Onun için kimisi ne bileyim işte ilaç alabilir, alkole sığınabilir. Felsefe dersine. Felsefe dersine tabii yani ama orada bir tehlike var. Yani o her zaman yaramayabilir. değil mi? Genellikle şey de yapabilir, ters de olabilir. Bu tabii felsefeden kaynaklanan bir terslik olamaz. Yani işte bu felsefe okuduğu için üşütmüş. Ben üşüttüğü için felsefe okuduğunu düşünürüm. Yani o felsefe okuya okuya üşütme olmaz. Önce üşütür sonra okursun. Yani öyle bir şey yok. Çünkü ne diye okuyasın ki ya felsefe? Felsefe ne diyor Allah'ın aşkına? Ne faydası var? Yani benim nasıl mutlu olacağımı söylüyor mu? İşte bu herifle nasıl yaşayacağız aynı evde söylüyor mu? Çözümü söylüyor mu? Şunu yapıyor mu? Ne vitamini var felsefede okuyacağız da bir faydası bir faydası var mı yok. Bir takım tuhaf varlıklar var. Onlar felsefe diye bir şeyi kafaya takmışlar.
Ve oradan müthiş yararlandıklarını düşünüyorlar. Boş bunlar. Yani boş işlerle uğraşmanın anlamı yok. Yani gidin bir kermes yapın, fakirleri doyurun. Değil mi? Bir şey daha faideli bir takım işlerle uğraşmak varken, yani bu güzelim bahar gününde burada oturup Nietzsche denen tuhaf insanın... Daha kolay malumat alınca gel bulunur. Yani mutlu olunacak bir sürü şey var. Ne bileyim, folklore yazılın ve güzel çayda çıra oynayın, bilmem ne yapın yani. Bir takım böyle güzel şeyler varken bir daha felsefe okuyacağız, felsefe okuyacağız. Tuhaf bir şey. Değil mi? Yani felsefe müthiş terapi gücü vardır. İşte bu sizin dünya oluşturabildiğinizi gösteriyor. Yani dünya oluşturabilme gücünüz olduğunu veya daha kötü bir deyimle kendinizi aldatmada mahir olduğunuz. Ben mahsus böyle şeyi yapıyorum ki yani buna kanırtma deniyor. Kanırtma. Bunda sizin büyük bir payınız var. Yani canını sıkma şeyi deniyor. Hiç uğraşma, uğraşma hoca. Canımızı sıkamazsın. Biz bu felsefe denen büyüye çoktan yahut elektriğe çoktan çarpılmışız. Onun için artık bizi kimse kurtaramaz da diyebilirsiniz. Şimdi benim gözlemim şu. Mesela böyle akademi dışı şeylerle, gruplarla benim çalışmam felsefe alanında 20 yıllık geçmiştir. Yani çok insan gördüm böyle toplantılara gelip giden. Bir kısmı çok ilginç tabii. Onlar belleğim çok iyi olmadığı için belki onların çetelesi tutulsa mesela kimler geliyor, kimler ayrılıyor, neden ayrılıyor filan. Ama ilginç olan şey şu, yıllar geçtikçe bu tip toplulukların sayısı artıyor. Mesela biz başladığımızda 1997 filan olabilir. Uğur Mumcu Gazetecilik 95. Vakfı'nda 95 mi? O zaman 96 olabilir. Ben ilk defa yoktum. İkincisinde Mustafa Balbay'la beraber verdiğimiz bir şey vardı. O zaman felsefe filan değildi de yaratıcı yazarlık diye bir şeydi. 3 kişi vardı gelen. Sonra inanılmaz bir şey, sayılar arttı. Şimdi Türkiye'nin birçok kentinde bu tip topluluklar var. İstanbul'da var, Ankara'nın değişik yerlerinde var, değişik amaçlarla yapılıyor. Hakikaten genel olarak bir bu topluluklar TC'dir. Yani TC Türkiye Cumhuriyeti anlamında değil de terapatik komünite anlamında. Yani bir terapatik etkisi olduğu muhakkaktır. Bu da iyi bir şeydir aslında. Tehlikeli de olabilir mi sanmıyorum. Çünkü herhangi bir şey yok. Bir zorlama söz konusu değildir. Özgürsünüz. Dolayısıyla orada belki hayata dair aranılan anlamlar belki bulunabilir veya sorgulanabilir. Çünkü yaşadığımız alelade günlük dünya çok şey. Düşünceden, değil mi, inceliklerden, mana zenginliğinden yoksun. Ve giderek de daha kötü hale geliyor. Onun için insanlar böyle sığınacak şeyler arıyorlar. Olanaklar arıyorlar. Benim çocukluğumda küçük bir kasabada kadınlar bir araya gelir, toplanır. Hamama gidilir mesela. Hamam bir terapi hanedir.
Çok ilginç. Mesela sabahtan böyle çoluk çocuk hamama gidilir. Ta akşama kadar orada yiyecekler, bilmem neler, şarkılar söylenir hamam tasının arkasına. Bura bura. Göbekler atılır, bilmem ne. Yani adam evdeki namussuz kocalara şey yapmak için. Böyle bir mesela kadın orada bir kendine bir çıkış şeyi buluyor. Tabii hamamdan çıkan insan, öyle türkülerimiz vardır. Hamamdan çıktığın zaman parlarsın. Yani bütün yüzün, saçların, her şeyin yani örtülü olmana rağmen böyle bir ışık çıkmaya başlar şeylerden. Hem psikolojik olarak rahatlamanın, ya belki de bizim buradaki toplantımız bir kavramsal hamamdır. Yani bu kitaplar bir tas olarak düşünüyorum. Orada bir düşünme dökünme olabilir. Yani düşünmeyi, değil mi? Başka bir metafor olmayacak. Ben tamam, kötü bir şey. Tabi ameliyathane kötü. Siz de tevlak mı diyorsunuz? Böyle şey, yaman kadınlar vardır. Tevlaklar seni böyle bir göbek taşına yatırdığı zaman bir ezer ki böyle yandım Allah. Ya bu Dionysos'a karşı bizim hamamımız var. Değil mi? Yani felsefe çayda çıradan iyiymiş hocam. Yani bizde bir şey yok diyorsunuz. Ama bunu nasıl anlıyoruz? Bu metinleri okuyunca fark ediyorsunuz. Çok ilginç. Dionysosçu gerçeklik oluşuyor. Bir dünya oluşuyor. Ancak gündelik gerçeklik yeniden bilince girdiği anda tiksintiyle, bakın, gündelik gerçeklikten duyulan tiksinti, yani sanat bir kurtuluş ve kaçış olana. Bu bir dostla olabilir ya. Yani. Mesela bir dostla, öyle dostlarınız olabilir ki orada bir müziği, bir türküyü, bir şiiri, bir tiyatroyu yaşayabilirsiniz. Böyle bir Dionysosçu olanak size açabilir. Bir dost, dostlar topluluğu da bunu sağlayabilir. Ancak gündelik gerçeklik yeniden bilince girdiği anda tiksintiyle gündelik bir gerçeklik olarak duyumsanır. Çileci, istenci yaslayan bir ruh hali bu durumların ürünüdür. Kaçıp gitmek, değil mi? Orada yok olmak istediğimiz bir dünya. Bu anlamda Dionysosçu insanın Hamlet'le benzer bir yönü vardır. İkisi de şeylerin özüne gerçek bir bakış atmış, onları tanımışlardır ve eyleme geçmek onları tiksindirmektedir. Eyleme geçmek tiksindirmektedir. Çünkü eylemleri şeylerin bengi özünü, yani ebedi, bitimsiz özünü, sonsuz özünü değiştiremeyecektir. Yani ne yapsanız boş. Zıvanadan çıkmış dünyayı yeniden düzenleme işinin kendilerinden beklenmesini gülünç ya da utanç verici bulmaktadırlar. Bu müthiş bir psikoloji işte. Ve zaman zaman bizim entelektüel kesimde bu duyguyu duyarlar. Yani ne gerek var ya, şimdi gideceğiz sandığa, oy atacağız. Hiçbir şey değişmeyecek. Yine hile hurda. Değil mi? Bu çok felaket bir tavır bu yani. Eylemden tiksinme. Anlıyorsunuz,
ve yapacak hiçbir şeyin olmadığını veya yapacağınız her şeyin tiksinti verici olacağını düşünüyorsunuz. Bilgi eylemi öldürür. Bu anlamda bilgi öldürür. Aslında bilginin tek anlamı değil. Yani buradaki bağlam için de öyle. Çünkü bilgi olumlu anlamda eylemdir zaten. Yani Marx'ın o ünlü tezi, değil mi? Şimdiye kadar filozoflar dünyayı anlamaya çalıştılar ama asıl sorun dünyayı değiştirmektir. Öyle bir anlama vardır ki, burada Hamletvari anlamadan söz etmiyoruz. Dünyayı değiştirmeye katkısına. Bu tam bunun karşıtı olan bir anlama tarzıdır. Öldürücü bir anlamadır. Tüketici bir anlamadır. Budur Hamlet'in öğretisi, çok fazla düşünseme yüzünden, çok fazla refleksiyon, kendi düşüncesi, kendi içine kapanma yüzünden, adeta olanakların aşırı bolluğu yüzünden eyleme geçemeyen, düş gören Hans'ın kelepir bilgeliği değil, düşünsemek değil, hayır, hakiki bilgi, korkunç hakikati kavrayış, eyleme dürten her türlü güdüden üstün gelir. Hem Hamlet'te hem Dionysosçu insanda. Şimdi artık hiçbir avuntu işe yaramaz. Özlem ölümden sonraki bir dünyanın, tanrıların bile ötesine geçer. Varoluş tanrılardaki ya da ölümsüz bir öte dünyadaki parlak yansımasıyla birlikte olumsuzlanır. İnsan bir kez görmüş bulunduğu hakikatin bilinciyle şimdi her yerde yalnızca varlığın korkunçluğunu ya da saçmalığını görür. Dehşetli bir yaşantı. Hocam 27 yaşında yazmadı mı bu kitabı? Evet. Yani çok yeterli. Nasıl tabii o canım aşamaya gelebildi? Aslında çok iddialı şeyler ya. Bir de evet, bulunduğu dönemde herkes neredeyse kitabını bastıramamış. Herkes de problem. Yani bu tabii bu bir dehayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani Nietzsche'nin büyüklüğü oradan geliyor. Yani beyni mi farklı hocam? Yani aldığı herhalde. Herhalde. Bir şey yani bir burada fizyonörolojik bir farklılığının olduğu çok açık bir şey. Bir de tabii şanslıdır. Yalnız bedensel yahut genetik olanaklar değil, içine düştüğü kültürün ve ilişkiye girdiği insanlara olumlu etkisi olabilir. Tabii burada çizgi... O ilişkileri kendisi kuruyor, o ortamı kendisi evet yaratıyor. Yani onun mücadelesini yok, kendisi yani veriyor. Tümüyle, yani elbette orada ama yani mücadele edeceği ortam var. Yani bulabileceği ortam var. Değil mi? Yani siz başka bir ülkede nereden bulacaksınız? Türkiye'de olmuş olsanız. Ama ülkesini de değiştiriyor neredeyse. Bir sürü şeyler yaşamış evet, işte. İşgal etmiş. Yani doğrudan doğruya evet kendi çabası var. Ama kendi çabasını karşılayacak koşullar var, olanaklar var. Şimdi diyor ki, insan bir kez görmüş bulunduğu hakikatin bilinciyle, şimdi her yerde yalnızca varlığın korkunçluğunu ya da saçmalığını görür. Şimdi Ofelia'nın yazgısındaki simgeselliği anlar, şimdi bilir, orman tanrısı Silenus'un bilgeliğini, tiksinir bundan. Bu tiksinti yaratan bir
anlama ne diyelim bozukluğu, ağır bir anlama yetersizliği, anlama sapkınlığı diyelim. Ama müthiş bir deneyimdir. Burada insan tükenir. Ama geçici bir hal olarak düşündüğümüzde belki de gereklidir. Yani bunu duyma, böyle bir tiksintiyi, böyle bir yıkıntıyı, böyle bir anlam yokluğunu duyma, belki de büyük sıçramalar yapabilme olanağını elde etmede gerekli de olabilir. Veya daha yüksek bir kavrayışa ulaşmak, evet, dolayısıyla bir başa tepkime gibi bir şey var ya. Yani. Evet. Onu sağlayan bir şeydir. Bu dünyaya, alelade dünyaya, sıradan dünyaya gark olmayı, bu dünyaya batmayı önleyen bir şey. Dolayısıyla bu dünyayı dönüştürmede bir olanak gibi gözüküyor. Halbuki tersini anlattı değil mi? Çünkü sizi eylemsizliğe iten bir tavır. Ama bu eylemsizlik hali bir yere geldikten sonra bir yayın üstündeki bir şey gibi bu sizi fırlatabilir de. Yani bir eşik var, orada bir çizgi var. O çizginin altında kaldığınız zaman hakikaten hareket edemiyorsunuz ama bir kritik dönüm noktasına geldiğinizde bu sizi fırlatabilir yukarıya. Dolayısıyla böyle bir yaşantıyı kabul edebilme herkesin harcı değil tabii. Çok zor. Yani insanlar böyle halleri yaşamamak için uyumu tercih ediyorlar. Veya bu tip tiksinti verici düşüncelerden kaçmayı seçiyorlar. Ama Dionysosçu deneme işte insanın trajik varlığını oluşturan bir şey. İnsan bu. İnsanın böyle yanları var. Acı çeken, tiksinen, anladıkça eyleme geçmenin saçmalığını, anlamsızlığını gören bir yanı var. Biraz da zor koşullar bu pencereyi açıyor mu biraz da? Böyle bir şeye kapılıyorum bazen. Yani çok uygun koşullarda olsa hayat, acaba böyle yaratıcı olamıyor musun? Bu kadar üst perdeden bakamıyor musun olaylara? Ya elbette canım. Yani o zaman trajedi, trajik olan çıkmıyor ortaya. Trajik olanın üstünü örten sıradan dünya. Dionysos görünmüyor. Dionysos bize değmiyor. Dionysos gerçekliğini yaşamamış. Dionysos geçidinden diyelim geçmemiş. İnsan yaratıcı bir sanat ve düşünme dünyasına çıkamıyor. O trajediyi evet devam ediyoruz. 49. sayfadayız. Bu 7. parçayı bitireceğiz. Burada en büyük istenç tehlikesinde istencin bir tehlikesi var. Kurtarıcı, şifa bilgisine sahip büyücü olarak yaklaşır sana. Yani sanatın büyük bir gücü. Yalnızca o kırabilir varoluşun korkunçluğu ya da saçmalığı hakkındaki tiksinti düşüncesini. Kendini yaşattığı tasavvurlarda bunlar korkunç olanın sanatsal itaat altına alınışı olarak yüce olan
Bakın burada yüce şeyi geçiyor. Yani Freud'la Nietzsche'nin bu metni arasındaki bağlantı ilginç. Korkunç olanın sanatsal itaat altına alınışı. Olarak yüce olan ve saçma olandan duyulan tiksintinin sanatsal boşalması olarak komik olandır. Yani tiksinti sonunda sanat aracılığıyla komik hale geliyor. Müthiş bir dönüşüm işte bu. Dönüştürme bu. Yani mizah da böyle açıklanır. Şimdi yaşadığımız düz yaşam içinde değil mi? Düz yaşam içinde alışılagelen bir mantık vardır. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim size. Bir arkadaşıma dedim ki ya bizim dekanı köpek ısırmış. Ormanda dolaşıyormuş. Şimdi Allah Allah nasıl olmuş filan diyeceğini bekliyorum. Şimdi sıra rektörde. Bu komik işte. Değil mi? Çok enteresan bir şey. İşte komik, komik bu. Çok hoş. Yani değil mi? Bu öyle bir bakıyorsunuz ki olaya hiç beklemediğiniz bir şey. Yani Allah Allah defanı şey ısırmış. Geçmiş hiç olsun diyeceğine. Yani. Yani nasıl bir mantık insanı bu hale getirir ya bunları söyletebilir? İşte bu bir çeşit sanat yani. Mizahın kendisi de sanat. Mantığı kırıyor. Düz mantığı kıran bir şey. Saçma olandan duyulan tiksintinin sanatsal boşalması olarak komik olandır. Ditrambos'un satirler korosu Yunan sanatının kurtarıcı eylemidir. Bu Dionysos eşlikçilerinin orta dünyasında yukarıda betimlenen geçici istekler sona eren müthiş bir dönüşüm yaşarlar. Yeni çağımızın satiri ve kırsal çobanı başlangıçsal olana ve doğal olana duyulan bir özlemin çocuklarıdır. Nasıl da sıkı sıkıya ve korkusuzca tutmuştu Yunanlı kendi orman insanlarını, nasıl da utangaç ve korkakça duraksıyordu modern insan, nazikçe flüt çalan, yumuşak huylu çobanın tatlı dilli görüntüsü karşısında. Çok güzel çevirmiş ya. Yani gerçekten bu arkadaşı hakkını vermek lazım. Üzerinde henüz hiçbir bilginin çalışmadığı, kültürün sürgünlerinin henüz içine zorla sokulmadığı doğa, bunu görmüştü satirinde Yunanlı ve bu yüzden henüz maymunla örtüşmemişti onu. Örtüştürmemişti onu. Yani işte maymun doğaya ait ben değilim dememişti. Çünkü physis yani doğa eski Yunan'da çok sahici bir şeydir ve insandır. Ama sadece physis değildir. Yani bir de nomos ekler. Nomos yani yasa diye de çevrilen sözcük. İşte insanın physis içinde bir varlık olarak doğayı düzenleme çabasıdır. O da belki doğadan tamamen kopmuşluğu değil, doğanın bir çeşit devamını
sağlayan bir çabadır nomos. Tam tersine satir insanın ilk imgesiydi. En yüce ve en güçlü heyecanlarının anlatımıydı. Tanrı'nın yakınlığından büyülenmiş coşkulu esrikti. Tanrı'nın acılarının onda yinelendiği, birlikte acı çeken yoldaştı. Doğanın en derin bağrından çıkmış bilgelik bildiricisiydi. Yunanlı'nın saygılı bir şaşkınlıkla izlemeye alışkın olduğu, doğanın cinsel açıdan her şeye yeten gücünün simgesiydi. Şimdi çok ilginç bir şey var. İnsanın doğayı duyması. Şimdi insanın doğayla ilişkisi hep bir yenme üzerine. Çünkü doğa hem onu besliyor hem sorun çıkarıyor sürekli olarak. Yani karnı acıkıyor, avlaması gerekir. Veya işte yürümesi, onu besleyecek ağaçlar, yemişler bulması. Soğuk ve sıcakta korunacak, kafasını sokacağı mağaralar bulması veya kendine korunacağı barınaklar yapabilmesi. Hep bir mücadele doğayla. Doğayla bir kavgası, bir savaşı mı söz konusu. Ama karnı doyduğunda çok büyük kaygılarından azade olduğunda, belki güneş batarken yüksekçe bir tepede mağaranın ağzında oturup batmakta olan güneşe veya onun önünde akan dereye veya ırmağa bakarak bir çığlık atabilir. Veya daha şey diyelim, doğaya yakışır, böğürür, titrer, bedeni titrer. Bu doğayla temasın başka bir şeyidir. Bu şiirin ilk halidir. Böğürme. Orada bir şey duymuştur çünkü. Yani doğayı hep böyle yenilmesi, ondan beslenilmesi, bir şeyler çıkarılması gereken, yönlendirilmesi, ele geçirilmesi gereken bir varlık gibi görürken öyle bir hale giriyorsunuz ki oradaki güzeli keşfediyorsunuz. Beden bunu duyuyor. İşte sanatın arhesi bu. Başlangıcı bu ya. Beden o zaman böğürüyor. Ben hayvanlarda da bunu seziyorum. Bizim bir kedimiz vardı. Bir fırlardı kapıdan, dama çıkardı evin damına. Ve oradan yıldızları koklardı. Yıldızlara böyle bakardı hayran hayran. Yani orada organizma doğadaki işleyişi duyuyor. Yani çok fiziksel ve çok gerçekçi bir şey. Bir elektrik hadisesi yani. Dolayısıyla bizim oluşturduğumuz kültür doğanın bir uzantısıdır. Yani doğadan farklı bir şey değildir aslında. Yani Nietzsche'nin de zaten bütün çığlığı onunla ilgilidir. Yani ey insan, kendini bir matah sanma, değilsin yani. Sen bir doğasın. Dolayısıyla bunun farkına var. Ve doğana yakışan biçimde kendini geliştir. Yunanlı bunu anlamıştı. Yani Yunanlı mesela Batı dillerine soylu diye çevrilen sözcükte ki işte genosa ait, soya ait olma
insanın bir üstünlüğünü gösteren bir şeydir. Soyunuza yakıştıkça insan olursunuz. Ama soyunuza yakışmayan vehimler içine girerseniz, kendinizi bir mata sanma, üstün sanma durumlarına, işte o zaman soyunuzdan, doğa ile olan bağınızdan kopmuş oluyorsunuz. Bu bir bozulmaya yol açıyor. Tehlikeli bir şey. Yunanlı bunu görmüştü bir şekilde. Satir ulu ve tanrısal bir şeydi. Özellikle Dionysosçu insanların acıyla kırılmış bakışına böyle görünmesi gerekiyordu. Süslü, yalancı çoban incitirdi onu. Doğanın örtülmemiş ve körelmemiş muhteşem el yazılarına takılırdı gözü. Doğanın el yazıları, işte ovalar, ırmaklar, bulutlar, dağlar, çimenler, yüce bir doyum içinde burada kültürün yanılsaması silinmişti. İnsanın ilk imgesinden. Burada gerçek insan, tanrısına alkış tutan sakallı satir çıkmıştı ortaya. Onun karşısında düzmece bir karikatüre dönerdi kültür insanı. Biz koptuk köklerimizden, soyumuzdan, doğanın bizi beslediği kaynaktan koptuk. Trajik sanatın bu başlangıçları açısından da haklıdır Schiller. Daha önce sözünü etmişti, romantik edebiyatın temel ana düşünürlerinden biri. Koro baskın veren gerçekliğe karşı canlı bir duvardır. Çünkü o, satirler korosu, genellikle kendini biricik gerçeklik olarak gören kültür insanından daha hakikatli, yani orada bir çılgınlığı, alışılmışlığı reddeden bir çılgınlığı ortaya koyan bir koro, satirler korosu. Kültür insanından daha hakikatli, daha gerçek, daha tam serimlemektedir varoluşu. Şiir sanatının alanı dünyanın dışında, bir şair zihninin fantastik olanaksızlığı olarak yer alıyor değildir. Biraz önce anlattığımız gibi tam doğanın içinde bir titreme olarak çıkıyor şiir. Şiir bir böğürmedir. Bir inlemedir. Bir çığlıktır. Tam da bunun tersi, hakikatin makyajsız anlatımı olmak ister ve tam da bu yüzden kültür insanının o sözüm ana gerçekliğinin yalancı süsünü üstünden atması gerekir. Yani tiyatro gibi kültür insanının yarattığı o üründe, sahnede köklerinizi buluyorsunuz. O kültürün makyajının silindiğini görüyorsunuz. Bu asıl doğa hakikati ile biricik gerçeklikmiş gibi davranan kültür yalanı arasındaki karşıtlık, şeylerin dengi çekirdeği, yani doğa, yani evren, yani kainat, yani varlık, kendinde şey ile görünüşler dünyasının tümü arasındaki karşıtlığa benzer. Nasıl ki tragedya metafizik avuntusuyla
görünüşlerin sürekli yok oluşunun ortasında, o varoluş çekirdeğinin dengi yaşamına işaret ediyorsa, daha satırlar korosunun simgeselliği bile kendinde şey ile görünüş arasındaki, şimdi kendinde şeyi biz bilmiyoruz. Biz, o bize görünmeyen bir şey. Bir bardak var. Bir de bardağın kendinde bardak var. Kendinde bardağı bilmiyoruz. Biz görünüş olan bardağı görüyoruz. İşte o kendinde olanla görünüş arasındaki o ilk ilişkiyi bir benzetmeyle anlatır. Modern insanın kırsal çobanı doğa olarak kabul ettiği kültür yanılsamaları toplamının bir suretidir yalnızca. Dionysosçu Yunanlı hakikati ve doğayı en üst güçlerinde ister. Büyülenerek satir olduğunu görür. Yani satir bir kültür ürünü, bir tanrı. Doğa tanrısı anlamında mı burada? Ama aynı zamanda doğa. Yani öylesine bir birliktelik oluşturmuş ki satir kültürün yalancılığını bizim yüzümüze vuran kültür veya doğa. Dionysos ayinine katılanların oluşturduğu esrik sürü bu tür ruh halleri ve bilgilerle coşar. Onların gücü bizzat kendilerini kendi gözlerinde değiştirmiştir. Öyle ki kendilerini yeniden oluşturulmuş doğa dehaları satirler olarak gördüklerini sanırlar. Tragedya korosunun daha sonraki kuruluşu bu doğal fenomenin sanatsal olarak taklit edilişidir. Demek ki başta koro satirler korosuydu. Ve satirler bize kökenini unutma arkadaş diyordu. Yani sen bir doğa varlığısın. Şimdi bu tiyatroya geldin, seyrediyorsun ama sen bir doğasın. Unutma. Mesela bizim, ben Sandıklılıyım, Sandıklı'da böyle bir deyim vardır. Mesela çocuklar büyür, okullara giderler. İşte büyük kentlerde okurlar, dönerler Sandıklı'ya ve anne babalarını beğenmezler. Değil mi? O zaman anne babaları bu çocuklara şunu der. Anan soğan, baban sarımsak. Sen nereden oldun gülbe şeker? Yani soğan ve sarımsaktan olduğunu unutma. Kendini şeker zannetme. İşte bu Dionysosçu bir uyarıdır. Aslında çıktığın kabuğu beğenmeme, Batı'da Ege'de vardır. Çıktığın kabuğu beğenmeme istenir aslında biraz da. Yani daha iyiye gitmesi, daha iyi, olumluya gitmesi için. Yani o bir reddediş değil aslında. Evet, ama daha, yani Nietzsche'nin söylediği tam tersi. Tabii o farklı, şey. O farklı. Ben sizin hani evet, Sandıklı'yı yani söylerken Sandıklı ben de Çanakkale'de hissettiğimi, evet, duyumsadığımı uygulamaya evet çalışıyorum. Ama evet, onu, çünkü insan köklerini reddederek yücelemiyor. Kökleriyle tanışarak, köklerinden çıkarak, kökleriyle birleşerek, köklerinden ağaç olarak gelişebiliyor. Değil mi? Yahut da gül olarak. Köklerinden serpilerek. Evet. Köklerini inkarla olmuyor. Köksüzlük, köklüler tarafından yok edilmeyi oluşturur, sağlar. Köksüzler yok olur.
Onun için yani ben dünya vatandaşıyım, benim kürküm müküm yok, ben nerede olsa yaşarım. Ya o zaman buradaki yerelliği ve buradaki zenginliği, buradaki kökleri burada olan yaşamayı yok eden bir tavırdır. Ve çok tehlikeli bir şey. Dünyadaki belki gelişme o tarafa doğru giderse, değil mi? Dünyaya egemen olan güçler, dünyanın bir köy olduğunu anlatırlar. Bu doğru olsa bile köydeki evler hep farklıdır. Yani yerellik kıyameti geciktirecek bir şeydir. Eğer yerelliğinizi ve farklılığınızı, köklerinizi unutmazsanız bu dünyanın zenginliği açısından önemli bir şeydir. Yoksa belli bir coğrafyada kök salmış insanlar kendilerini dünya olarak görürler ve diğer kökleri yok ederek, sökerek oradaki kökleri topraktan, kendisi bu dünyanın yegane bitkisi olarak, çiçeği, ağacı olarak kendilerini sunarlar ki, bu da dünyanın ölümü anlamına gelir. Çünkü dünyadaki yaşamın sürekliliği çeşitlilikten destek alan bir şeydir. Çeşitliliğin yok oluşu, yaşamın yok oluşu demektir. Bu mesela bir insan için de doğrudur. Yani tek bir insan içindeki çeşitliliği ve çoğulluğu yok edip ben yalnız kemancıyım arkadaş, başka bir şey değil. Yalnız keman çalacağım. Yok, dümbelek de çalabilirsin, kaval da çalabilirsin, marangozluk da yapabilirsin. Ne bileyim, şeylerde, ego otobüslerinde, şeyde biletçilik, yani şimdi biletçi yok da şoförlük de yapabilirsin, ne bileyim. Sen insansın ve sen bir çoğulluksun. Çokluksun. Kendini çeşitlendir ve zenginleştir. Kendini yoksullaştırma. Kendini çoğalt. Yine hamam örneği. Kendini köpürt. Cemal Süreyya'nın öyle bir şiiri vardır. Yine hamam şeyiyle ilgili. Sizin hiç babanız öldü mü? Diye bir şey var. O hamamla ilgili bir şeydir. Ben yani orada galiba şeydir. Yani köpürmeyle ilgili bir şey. Köpürme ile köprü sözcüğü arasında ilgi olduğu söylenir. Sular köpürdüğü için mi köprü yapılıyor? Onu kim düşünecekse, değil mi? Onlar düşünsün. Elbette bu taklitte doğal fenomenin sanatsal, sonra koro değişiyor. Elbette bu taklitte Dionysosçu seyircilerin ve Dionysosçu büyülenmişlerin birbirlerinden ayrılması gerekmiştir. Yine Attika tragediyasının izleyicisinin orkestradaki koroda kendini bulduğunu, aslında izleyici ile koro arasında bir karşıtlık olmadığını her zaman göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü bunların hepsi yalnızca dans eden ve şarkı söyleyen satirlerden ya da bu satirlerce temsil edilenlerden oluşan büyük ve ulu bir korodur. Şimdi koro tabii müzik. Müzik müthiş bir şey. Yani sıradan hayatın ele geçiremeyeceği, onu darmadağın eden,
onu aşan, zenginleştiren büyük bir güç müzik. Koro, biricik seyreden, sahnenin vizyon dünyasını seyreden olduğu sürece ideal seyircidir. Çünkü koro seyredip yorum yapıyor. Bizim bildiğimiz anlamda seyircilerden oluşan bir izleyici kitlesi Yunanlılara yabancıydı. Onların tiyatrosunda seyirci bölümünün ortak merkezli yaylar biçiminde, değil mi? Böyle yaylar biçiminde yükseliyor. Yükselen teraslı yapısında herkesin çevresindeki tüm kültür dünyasını tamamen görmezden gelmesi ve bakmaya doyarak kendinin de bir koro üyesi olduğunu sanması olanaklıydı. Yani o yaylarda oturarak yoğunlaşma daha güçlü oluyor. Bu kavrayışa göre koroyu, yani kendinizi sahnede koro zannetmeye başlıyorsunuz. Bu kavrayışa göre koroyu ilk tragedyadaki ilkel aşamasında Dionysosçu insanın kendini yansıtıcı olarak adlandırabiliriz. Bu fenomene en iyi sahici bir yeteneğe sahip olduğunda canlandırması gereken rolün elini uzatsa tutabileceği somutlukta gözlerinin önünde durduğunu gören oyuncunun yaşadığı süreçte açıklık kazandırabiliriz. Satırlar korosu her şeyden önce Dionysosçu kitlenin bir vizyonudur. Yani orada doğanın yüreği atmakta. Sahnedeki dünya da bu satirler korosunun bir vizyonudur. Bu vizyon bakışları gerçeklik izlenimine karşı sıralar boyunca oturmuş kültür insanlarına karşı donuk ve duyarsız kalmaya yetecek kadar güçlüdür. Çünkü koro sahnede seyirciye bakıyor. Seyircinin tepkisine karşı tepki göstermemek durumundadır. Çünkü o ne gerekiyorsa oyunda onu yapacak. Yunan tiyatrosunun biçimi ıssız bir dağ vadisini andırır. Şimdi bakın 1872 midir bunun yazılışı? Yani Nietzsche 1844 doğumlu mu? 46 mı? Kaç doğumlu Nietzsche? 4 ya. 45 mi oluyor? 44. 44. Demek ki kaç yaşında? 26. Öyle mi? 27 diye ben 27. okudum. Yani. 27 yaşında. 27 yaşında siz bütün o klasik dilleri öğreniyorsunuz. Mesela 27 yaşında bir filolog hala çözemediği metinlerle boğuşur. Ya burada ne demek istiyor filan diye. Şimdi bu Nietzsche bütün bunları halletmiş ve oradaki tiyatronun anlamının ne olacağını sorguluyor. Yani çıktığı yere bakın. Yani ne büyük bir sıçramadır. Yani hoca ne der acaba ben böyle dersem? Zaten 24 yaşında profesör yapmışlar. Dolayısıyla özgürleşmiş. Artık özgür biçimde konuşabilir. Bu müthiş bir şey. Ama kıytırık bir asistan olsaydı korkardı şimdi. Bu lafı edeceğiz, hocalar beni çaktıracak. Sahnedeki dünya işte bu. Yani satirler korosu da seyirciye bakıyor. Hem seyirciye bakıyor, hem oynanan oyuna bakıyor. Çok ilginç. Seyirciler de hem oyuna bakıyor, hem koroya bakıyor.
Yunan tiyatrosunun biçimi ıssız bir dağ vadisini andırır. Sahnenin mimarisi ışıltılı bir bulut imgesi gibi görünür. Dağda gezinen bakalar yüksekten, ortasında Dionysos'un görüntüsünün kendilerine açımlanacağı harika bir çerçeveye bakar gibi bakıyorlardır bu imgeye. Burada Tragedya Korosu'nu açıklamak için anlattığımız o sanatsal ilk olay, temel sanatsal süreçlere bilgince bakışımızda adeta iticidir. Öte yandan şairin ancak önünde yaşayan ve eyleyen en derindeki özlerine bakabildiği figürlerle çevrili olduğunu gördüğü için şair olduğundan daha fazla üzerinde anlaşılmış bir şey yoktur. Modern yeteneğin kendine özgü zayıflığı yüzünden estetik ilk fenomeni, işte bu estetik ilk fenomen bu, satirler. Çok karmaşık ve soyut olarak tasarlama eğilimindeyizdir. Hocam pardon, biraz önceki cümledeki anlaşılmış uzlaşma anlamında mı yoksa anlamama anlamında mı? Nerede o? Modern yeteneğin kendine özgü zayıflığından önceki. Estetik ilk fenomeni çok karmaşık ve soyut olarak. Ondan önceki. Modernden önceki. Modernden önceki. Ha, anlaşılmış bir şey yoktur diyor ya. Gördüğü için şair olduğundan daha fazla üzerinde anlaşılmış. Şairdir diyorsunuz yani. Şair böyle bir şey. Eğretileme, yani uzlaşılmış. Eğretileme sahici bir şair için retorik bir figür değil, gerçekten bir kavramın yerine gözünün önünde duran temsil edici bir imgedir. Bu kavram öncesi bir yaşantıyı gösteriyor. Eğretileme, yani benzetme, metafor, teşbih. Ama hocam metafor, eğretileme metaforu tam karşılamıyor galiba değil mi? Ama burada ne kullanmış? Benzetme. Bence metafor demiştir de çünkü tam birebir karşılamıyor. Evet. Eğretileme daha şey. Eğretileme demiş ama tam şeyine bakarız. Orada neyin karşılığı olarak kullanmış? Evet. Kaçıncı cümle oluyor paragraf içinde? Üçüncü hocam. Evet metafor. Metafor. Ama metafor eğretileme değil ama işte. Eğretileme demiş. Eğretileme diye karşılamış. Eğretileme sahici bir şair için retorik bir figür değil. Artık bu eğretilemeyi çok sahici bir şey olarak seyirci anlıyor. Şair açısından karakter derlenip toparlanmış tek tek özelliklerde bir araya getirilmiş bütün değil, gözlerinin önünde ısrarla yaşayan bir kişidir. Ve ressamın vizyonundan tek farkı sürekli yaşamaya ve eylemeye devam etmesidir. Çünkü tiyatroda hep hareket olduğu için değil mi? Resimde sadece bir anı görüyorsunuz. Homeros'un tüm şairlerden daha elle tutulur, gözle görülür bir biçimde betimlemesini sağlayan nedir? Bir o kadar daha fazla bakıyor oluşudur. Şiir sanatı hakkında böyle soyut konuşuyoruz çünkü hepimiz kötü şairler olma yolundayız. Aslında estetik fenomen basittir. Sürekli olarak canlı bir oyun görme ve her daim tin sürüleriyle çevrili olarak yaşama yeteneğiyle yeterlidir. Yaşama yeteneği yeterlidir şair olmak için. Yalnızca kendi kendini dönüştürme ve başka bedenlerin ve ruhların üzerinden konuşma dürtüsü hissedildiğinde
drama yazarı bulunur. Müthiş bir şey. Olunur. Olunur. Bu müthiş bir şey. Yani kendinizden çıkıp başka bedenlere ve ruhlara girebilme gücüne. Dionysosçu heyecan tüm bir kitleye bu kendini onunla içten bir birlik içinde olduğunu bildiği böyle bir tinler sürüsüyle çevrili görme sanatsal yeteneğini iletecek durumundadır. Tragedya korosunun bu süreci dramasal ilk fenomendir. Kendini kendi karşısında değişmiş görmek. Evet, bu müthiş bir şey. Çünkü burada öyle bir dünyaya giriyorsunuz ki kendinizi değişmiş biri olarak görüyorsunuz. Ve şimdi sanki gerçekten bir başka bedene, bir başka karaktere bürünülmüş gibi davranmak. Bu süreç dramanın gelişiminin başlangıcında yer alır. Burada kendi görüntülerinde erimeyip onları bir ressam gibi inceleyen gözlerle, kendi dışında gören halk ozanınkinden farklı bir durum vardır. Burada bireyin yabancı bir doğaya geri dönerek bir vazgeçişi söz konusudur. Üstelik bu fenomen bir salgın halinde ortaya çıkar. Tüm bir kalabalık böyle büyülenmiş olduğunu hisseder. Bu yüzden Ditrambos, yani orada söylenen şiir sahnede, esas olarak başka her türlü koro şarkısından farklıdır. Ellerinde defne dallarıyla, törenle Apollo'nun tapınağına giren ve orada bir tören alayı şarkısı söyleyen bakireler, ne iseler o olarak kalırlar ve toplumsal yaşamdaki isimlerini korurlar. Yani Apollon törenleri içinde olanlar. Ditrambik koro ise bir değişmişler korosudur. Yani Apollonik bir tavırla dönüşemezsiniz. Yani tiyatroya Hüseyin olarak girersiniz, Hüseyin olarak çıkarsınız. Yani orada bir dönüşme yok. Üyelerinin toplumdaki geçmişleri ve toplumsal konumları unutulmuştur. Neden Hüseyin demeyecektik? Ne diyecektik? Kazım. Kazım diyecek. Kazım ne lazım? Hayır, o gün de Hüseyin dediniz orada. Tanrılarının zaman dışı, tüm toplum alanlarının dışında yaşayan hizmetçileri olmuşlardır. Şimdi insanın değişebilmesi veya bir anlık da olsa, bir sürelik de olsa değiştiğini görebilmesi, bu müthiş bir deneyimdir. Müthiş bir yaşantıdır. Kendinden çıkabilmesi. Tekrar kendinize dönüyorsunuz. Avdet diyoruz değil mi eski dilde buna? Kendinize avdet ediyorsunuz ama çıkma, değil mi? Siz hiç çıkmamışlardan mısınız yoksa çıkmış dönmüş olanlardan mısınız? Çıkmış dönmüş olan. Ya dönemediysek o zaman çıkık olur. Geçmiş olsun. Çıkmış da dönmüş. Dönememiş olabilirsiniz. Çıkmanın riski var. Değil mi? Yani çıkışı göze alanlar için. Yani dönememe tehlikesi vardır. Yani değil mi? Her zaman İtaka'ya geri dönüş. Yani Odysseus bunu sağlamıştır ama geri dönüş. Almanlar buna Heimkehr diyorlar. Eve dönüş. Nostos. Müthiş bir şeydir.
sılaya dönüş. Yurda dönüş. Ancak çıkanlar dönebilirler. Değil mi? Çıkamayan çakılı olanlar çakarlar. Yani orada kalır. Değil mi? Kazık çakma. Bir şey onlar. Çakmışlardan mısınız? Yoksa çıkmış dönmüşlerden misiniz? Hani kimlerdensiniz diye bir şeye gidince sorarlar ya. Kimlerden? Biz çıkmış dönmüşlerdeniz efendim. Çakılmış da olabilir. Çakılmış da olabilir. Çıktık da yarı yolda yarı kala kaldık. Baktık korktuk geri döndük hemen. Fazla çıkmak iyi olmuyor. Ta köşeye kadar geldik. Oradan baktık ki büyük tehlike var. Hemen geri döndük. Aman çarpılırız marpılırız. Tehlike var. İşte Helenlerin yaşadığı deneyim bu ya. Dionysos. Tozunu atıyor insanın. Yani şükür tozunu attıran Rabbime. Yani bu insanı trajik kılan bir şey bu işte. Büyük bir zenginlik ama zorluk. Çünkü çıktınız mı dönmeme tehlikesi vardı. Yani sana kim çık dedi kardeş? Değil mi şimdi? Ya işte biz derste çıkmak iyidir dediniz, çıktım bir daha dönemiyorum. Değil mi? Mahkemeye verebilirler. Ya çık çık dediler, çıktık dönemiyoruz şimdi. Helenlerin diğer tüm koro şarkı sözleri Apolloncu tekil şarkıcının muazzam bir yükseltilişidir. Ditrambos'ta ise kendi aralarında kendilerine değişmiş gözüyle bakan bilinçsiz oyunculardan oluşan bir topluluk vardır karşımızda. Büyülenme her türlü dram sanatının ön koşuludur. İşte bu çıkışı sağlayan şey bu. Dionysosçu Esrik bu büyülenme içinde kendini satir olarak görür ve satir olarak da Tanrı'ya bakar. Yani kendi değişiminde, kendi dışında yeni bir vizyonu, kendi durumunun Apolloncu yetkinleşmesini görür. Şimdi Dionysosçu olarak çıktınız ve bu çıkışınızı anlamaya ve bu çıkışınızdaki değişimleri sürdürmeye çalıştığınızda Apollonik bir durum içine giriyorsunuz. Bu yeni vizyonla drama yetkinleşmiştir. Evet, burada kalabiliriz.